Yayında mıyız? Yayınlar. Herkese yayınlar. Herkese evimizden merhaba. Şu an size evimizden sesleniyorum. Seslensene. Nasıl Project 2018 son hızıyla devam ederken bir yıl boyunca özellikle beklediğimiz karavan turumuzu gerçekleştirdik ve 2-3 saat önce evimize geldik. Naz yıkandı, uyutuldu ve diğer görüntüler yayına girmeden önce bu sefer çok fazla şey geldi bize. Ne olur hani rotanız nasıl yaptı, bu soruları bir cevap verdiniz, video çeker misiniz dendi. Bu yüzden de öyle bir video çekelim dedik. Bu video perşembe günü yayına girecek. Ondan bir hafta 10 gün sonra da orada çektiğimiz görüntüler girer ama asıl yararlı olan video bu. Karavan tatiliyle ilgileniyorsanız. Şimdi İlker Bey, kanalıma hoş geldiniz. Abi konuk mıyım ben yine? Evet, konuksun tabii ki de. Burası benim kanalım. YouTube/aslıkızlar.com. İnteraktif, interaktif. Çünkü ben konuk olduğum kanalın sahibiyle birliktesiniz. Bir karavan kiralama şirketleri hakkında bilgi verir misin Avrupa'daki? Veremeyeceksen ben veririm. Valla bir iki tane şirket var aslında. En iyisi şey, Mac. Dur, söyleyeyim ben size. En iyisi, öyle hemen en iyisi şu deme. Şu an bizim için en iyisi... Ha evet, Caravanium. Caravanium.de. Neden? Çünkü biz gerçekten son haftaya, son 6 gün içinde her şey şekillendiği için, yani gideceğimiz belliydi ama... Biraz daha yüksek sesle konuşuyorsunuz. Özür dilerim. Gerçekten ne kadar açısınız. Ama çok sessiz ya. Konuşuyorsun hayatım. Programınıza ben misafirim. Böyle istediğim kadar konuşurum. Hayır, sesçi çok mu? Sesçi gelsin, bir açsın o zaman. Sesçi mi var sence burada konuşan? Evet. Heidelberg'de yaşayan bir arkadaşım var, lise arkadaşım. Tarihteki en eski arkadaşım. Yani seferberlik zamanı neredeyse. Ay İlker, hadi aşkım ya. Onun orada Almanya'da Heidelberg'de tanıdığı bir şirket vardı. Caravanium diye Ertuğrul Bey sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Oğluyla beraber, hesapla beraber. Ve linkini yazıyoruz. Ondan sonra onları aradık işte WhatsApp'tan irtibat kurduk. Var bu karavan, var bu karavan, ne kadar, şu kadar. Okey, anlaştık. Gelince hallederiz. Para bile ödemeden, yani size öyle yaparlar bilmiyorum da yapsanız. Anlattılar. Hemen yola çıktık yani. Bizi de bir kampa götürdüler, yerleştirdiler. Zaten kiraladığınız yerin hemen 20 km yanında muhteşem bir kamp var. İlk defa yapacak insanlar için bence büyük fırsat. Oradan alıp 20 km, hatta onlar bıraktı bile bizi oraya kadar. Fark ettik, gittiler. Sonraki maceramız... Şimdi öncelikle karavan kiralamak. Almanya'dan rotanıza başlayacaksanız, ben lafın kısası yapayım. Almanya'dan rotanıza başlayacaksanız Stuttgart bunun için çok mantıklı. Kurgucu Beybir'e diye mi anlatacak? Seni mi beni mi yapacak bilmiyorum. Çok ya, mantıklı bir şey, bilgi vermedin. Tek bir bilgi verdim. O kadar araştırma yaptık biz. Ben de gayet günlerce çalıştık. Söylüyorum. Almanya'da sen karavan kiralayacaksanız evet, caravanium.de sahibi Türk, zaten hani kafanız rahat. Ama Stuttgart'tan kiralıyorsunuz, yani Heidelberg işte 1,5 saat Stuttgart Havalimanı'na çok rahat ediyorsunuz. Almanya'da zaten hani tam ortası, üstte de gitseniz, altta da gitsen, ki Almanya'da zaten nereye gideceksin? Alta gideceksin, Güney Almanya'da gezeceksin. Orayı sonra anlatacağız. Ama siz diyorsanız ki, abi ben Almanya istemiyorum, ben İtalya olabilir, İspanya olabilir, İngiltere olabilir. Bunun için yani en güvenilir, benim araştırdıklarımda en güvenilir ise macrent.com. Macrent yazdık şimdi buraya. Sadece elinizi çabuk tutmanız lazım. Yani Avrupa'da karavan gerçekten çok önemli bir kültür ve çok fazla talep gördüğü için öyle son bir haftada istediğiniz şekilde bir karavanı bulamayabilirsiniz. Biz bulamadık. Evet, biz bulamadık. Hatta bir yerde de paramızı kaptırdık gibi oldu. Paramızı aldık. Öyle değilmiş aslında. Ama yani sen karavan yoksa niye benim kartımı alıyorsun? Adama diyorum. Aldı evi. Durun bu, karavan kira almaya geçtik. Karavan bir şey söylesene aşkım. B sınıfı yetiyor. B sınıfı yetiyor. Çift dingilli olmadığı sürece zaten bunu... Kimse bilmiyormuş işte, bilmiyormuş. Kadınlardan ziyade erkekler bilir. Tek dingilli ise kullanabiliyor. Eğer arkada iki tane tekerlek varsa onu kullanamıyorsun. Onun için ekstra burada kamyona denk gelen, yani romork kullanabilen, ehliyete denk gelen bir ehliyetin olması lazım. Avrupa Birliği'nde bunun adı sanı ne bilmiyorum ama gol oldu. Ondan sonra karavanı kullanmak kolay. Öyle bir korkunuz olmasın. Hafif bir minibüs gibi. Yani Vito kullanan bence onu da kullanır yani. Ya da Vito'dan nasıl örnek vereyim, normal bir araba kullanır. Kullanır yani. Birazcık daha dikkatli olması gerekiyor. Zaten hızlı gidemediğiniz için o dikkat de kendi kendine geliyor. Ama hızlı giderseniz, karavanda şöyle bir şey var. Hızlı gidersin ama duramazsın. Bence öyle bir şey. Şimdi karavanı kiraladık.
bu rotamıza nasıl karar verdik? Bu rotamız İngiltere'nin çok istediği bir rotaydı. Hatta bununla ilgili Instagram'a da bir post girmiştik. Ben İsviçre'ye size Almanca gidelim. Öğrendiğim için sempatim var. İsviçre'ye mi gidelim, Almanya'ya mı gidelim diye. Aslında İsviçre kazanmıştı ama ben yine eşimi kırmayayım. Hadi dedim, Almanya'ya gidelim. Çünkü orada bir romantik road var. Bir de romantik insan oldu. Çok romantik. Heidelberg'den başlıyorsun, big aşağı iniyorsun aslında işte. Aslında bu videonun sonuna kadar kaç çeşit Heidelberg diyecek göreceğiz. Üstem var, diğer taraf ne? Şuradaki Heidelberg, Freiburg. Freiburg. İşte Heidelberg deniyor, Freiburg'e de Füssen'e kadar gidiyorsun. Arada da bir sürü yer var. İyi Füssen'i doğru söylüyorsun. Ya biz ne yaptık? Bir susar mısın ya? Of. Şimdi biz şöyle 4 tane kamp yerine gittik. Birincisi Heidelberg, işte gittiğimiz ilk gün. Evet. Orada maç izliyorsun değil mi şu an? Hayır, seni dinliyorum. Tamam, dinle. Ondan sonra Heidelberg'e gittik. Heidelberg'de... Heidelberg'de Saint-Léon-Zé, yani Saint-Léon Gölü'nün yanında bir kampta kaldık. Çok güzel bir yer, Sayfiye yeri. Saint-Léon gibi oldu hani. Sen niye Saint-Léon ya? Ondan sonra Heidelberg'e gittik. Heidelberg'den çıktık. Heidelberg'den çıktık. Biz çok değişik bir rota yaptık çünkü... Şimdi bizim gittiğimiz hafta bütün Almanya yağmurlu. Bu yüzden biz yağmursuz yerleri yakalamaya çalıştık. O yüzden en tepeden en aşağı Füssen'e indik. Yakaladık. İğrenç bir abi ama. Sonra Füssen'e gittik. Füssen gerçekten benim aşık olduğum bir yer. Füssen çok güzel değil miydi? Valla Füssen evet çok iyiydi orada. Harika da bir yemek yedik. İtalyan restoranı var orada çok iyi. Füssen'deki kamp. Hatta bunu Esat da söyledi. Karavanı kiraladı. Bayan mı? Özür dilerim. Burayı keser. Ay asla kesme rezil olsan. Bir Türk kadın çalışıyordu orada. Bayağı. Muhteşem bize servis yaptı. Ya Almanya'da sanki Türk birisiyle karşılaşmak çok tesadüfmüş gibi bunu işte şeymiş gibi söylüyorsun zaten. Kapın içi bir sen Türk. Çok iyi. Çok tatlı kadın da. Çok tatlı kadın da. O açıdan söylüyorum. Çok tatlı kadın. Neyse. Füssen bayağı çizilmiş gibi. Küçücük. Çok güzel bir yer. Çok huzurlu. Enerjisi böyle iyi. Zaten oranın bizim Civic King'de Mehmet Krali ile Çiler bize... Oradaki Camping Brunner dünyanın en iyi ikinci kamp alanı seçilmiş. O kadar güzel bir kamp ki. Ve biz o salak gibi o kampta sadece 2-3 gece kaldık. Yani orada 5 gece kalırdık. Zaten rekorumuz o. O zaten Füssen'deki o Brunner kampingde kaldığın zaman bu Almanya bir ünlü şato var ya. Adını söyle. Neuhenstrasse U. Almanca biliyordun ya. Unuttum gittim benim Almanca ile. Şimdi orada konuştum gittik. O şatoya matoya her yere çok yakın. Kalemi, şatomu artık neyse. Ondan sonra oraya gittik. Kalelerde bir numara yok. 4 tane oda gösteriyorlar size. Ya, dışarıdan güzel, çok güzel. Güzel öyle deme. Çok kalabalık. Bence ama kesinlikle oraları kışın gidilmeli. Yani delirirsin orada kışın. Füsen'den çıktık. Her sayfayı açıyorum bir şato çıkıyor. Füsen'den çıktık. Füsen buradaysa böyle alttan gittik ve Freiburg'a gittik. Freiburg. Kara ormanı bile. Schloss Neuschwanstein. Kara ormanda. Kara ormanın göbeğinde çok güzel. Yani herkes kara ormanda oraya gitmeniz lazım dedi. Ve Freiburg'a gittik. Freiburg'u sevmedim. Sen Freiburg'u sevdin mi? Freiburg Kalkındırma Derneği sana Freiburg sevdin mi? Söyler misin? Sevdim sevmedim. Standart değil, Avrupa şehri. Evet, çok standart ve hiçbir özelliği yok. Karar olmam denilen hadise çok iyi. Kamp çok güzeldi. Kamp çok güzeldi. Şey, insanları da çok iyiydi. Kara Orman denilen... Hippi kampı gibiydi zaten, yaşlı hippi. Kampın adı neydi? Bak mesela bunu hatırlamıyorum. Möslü. Camping Möslü. Kara Orman denilen yeri gezmek istiyorsanız gerçekten... Çocuksuz gidin. Ey ağzından bir şey fırladım. Gerçekten çocuksuz gidin. Möslü var. Ne dedim ben? Möslü. Möslü. Ne bileyim ben nasıl okunuyor? Möslü. O kadar güzel bir orman ki ama... Yani biz saçma bir yürümeyi vurduğundan yürümek zorunda kaldık. Aynı çünkü sen. Nasiko vardı yanımızda. Gerçekçi oldu. Nasiko olduğu için. Bıraksan yürür ama 100 metre gidersin mesela 4,5 saatte. 4,5 saatte. Sonra onun 50 metresini geri gidersin, 20 daha gidersin. Ne etti, yetmiş. Evet, yani oradan çıktık sonra. Orada da bir 2 gece geçirdik. Oradan, biz arada Legoland'e gittik ya. Legoland. Unuttum ya ben Legoland'ı. Kalemlerin liste ya. Legoland. Hadi Heidelberg'den sonra biz Legoland'e gittik. Legoland. Gerçek bir parkta kaldık ya, araba parkı. Otopark yani oranın karavan kampı iğrenç. Bence ama çok doğal bir otoparkta arılar vardı. Yani. Her yerde arılar vardı. Sinek yani her şey iyi. Çok yetersizdi. Çok kötü bir kamptı ve biz nedense o kampta 2 gece kalmak gibi bir gaflette bulunduk. Asla oranın kamp alanını kullanmayın. Oteline gidin kalın. Oteller konsept her yerde otel var. Bunun pintiliği tuttu dedim ki
Allah'ın aşkına dedim ya, Allah'ın aşkına dedim, Allah'ın adını verdim dedim. Bir gece şu otelde kalalım, Leolent Oteli dedim, saraylar maraylar. Biz dedi, arabanla da geldik dedi, neden de bineceğiz dedi. Yapmadın mı? Benim sesim. Tamam söyle, anlat bana nasıl dediğini. Benim sesim öyle. Sen bana nasıl dediğini. Legoland'da gidin bir gün kalın ve otelinde kalın, onu söyle. Bilgi vermem lazım. Toplopark var, Toplopark'ta oynadı ya. Ama o kadar da o kadar dinlendi ki. Atıyoruz ya, ölme riski yok, düşme riski yok, yani hiçbir şey yapma riski yok, yumuşak. Çocuklar bile yumuşak karşısındaki çocuklar bile. Hiçbir şey yapmıyorsun, çok muhteşem de. Sosyalleşti. Evet, biz de dinlendik. Legoland'dan Füsen'e gittik, Füsen'den çıktık. Dedik ya, Freiburg'a gittik, Freiburg'u sevmedik, onu anlattık. Freiburg'dan çıktık. Titrize'ye gittim. Ay aşırı güzel. Çok muhteşem. Çok güzel. Çok iyi sinekleri vardı oranında. Titrize'nin yoktu be. Sineğini gördün Titrize'nin. Titrize'deyken de bizim ev yıkıldığımız gördüm. Bak sen. Bak. İlker dedi ki gerçekten yorgunduk da. İlker dedi ki gel dedi aşkım dedi. Sana dedi ev yıkıldığımı hediye söyleyeyim de dedi. Otelde kalalım dedi. Tamam dedi. Sonra bizim dedi. Çünkü kendi yoruldu benim. Otelde kalacak. Kendimiz, ben zaten dünden razım. Legoland'da kaldım. Sen kaçta yattın, ben kaçta yattım. Anlatacağım. Sonra gittik otel, dedik ki biz işte Naz'ı, çünkü karavanda bebek koruyucusu olamadı bir şeyler. Yani böyle her gece sessiz karavanın içinde oturuyoruz. Sonra Naz'ın gol oldu. Naz'ın düşme riski var falan filan diye böyle geriliyoruz. Park yatak çocuğu, aslında park yatağın içine koyarız, rahat ederiz falan filan. Çıkarız işte balkonda, şarabımızı açar, içeriz işte romantik akşam yemeği falan filan. Yemeği yedik, odaya geldik. Ben Naz'ı uyutuyordum. Bir anda yatak odasına girdi, uyudu. Naz'dan önce uyudu. Naz'dan önce uyudu. Uyudu, sonra Naz uyudu. Sonra ben, Naz, İlker uyuduk. Şeyde, üçümüz gene bana girdi. Çünkü ben Naz'la uyudum zaten karavanda. Sen Naz'ı uyutmaya çalışıyordun, yanlışlıkla ben uyumuşsun. Evet. Neyse, sonra işte Titrize'den çıktık. Titrize muhteşem. Oradaki kamp alanı da çok iyi. İki kamp var, ikisi de çok güzel. Biri gölün kenarı, biri uzağa. Ben olsam uzağa tercih ederim çocuğunuz varsa. Çünkü çocuk göle giriyor. Gölde girilecek bir yer. O kadar, yani bizim gittiğimizde soğuktu yani, giremezsin o kadar. Nereye gittik biz Titrize'den sonra? Titrize'den çıktık ve son durağımıza gittik. Oranın adını bulamıyorum. Rotenburg. Ha, Otterthaler. Otterthaler. Yine bu Walt Disney abi. Buraya gidiyor, burayı görüyor. Ve Pinokyo filminin çekileceği şey ona böyle evriliyor. Ha diyor, orada bir ilham oluyor. Sonra ayrıca Harry Potter'ın bir filmi yine burada çekiliyor. Öyle masalsı. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Çok 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 güzel, çok 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 turistik ama çok 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 güzel bir şehir. Yani şehre bayıldık, kabul et. Güzel. Kampımız da çok iyiydi. Kamp hangi? Kampın adı neydi? Romantik şey. Kampın adı o değildi aşkım. İnatla kampın adını o diyorsun. Söylüyorum kampımızın adını. Camping Tauber Romantik oldu. Evet. Romantik değil miymiş? Sonu romantik. Tauber romantik kamp. Camping Tauber romantik. Çünkü romantik Rude'un merkezi gibi görülen bir yermiş orası. İnanılmaz güzel. Ya mesela en güzel Füsen'deki kamptı, Camping Brunner. Ama en huzurlu ve eğlendiğimiz Tauber romantikti. Çünkü çok fazla çoluk çocuk vardı ve çok eğlenceliydi. Oradan sonra da tekrar Heidelberg'deki kampımıza geri döndük. Bavulları topladık ve çıktık. Şimdi İlker Bey. Çekme karavan mı, moto karavan mı? Çekme karavan. Neden? Çünkü gittiğimiz her yerde arabayı park edip, arabayı çözüp istediğimiz yere mesela 50 km uzağa arabayla gidip sonra geri gelebiliriz. Evet, bence de. Ben de çekme karavan diyorum ve çekme karavanda daha çok alanımız oluyor. Moto karavanda bir bölümden sonra zaten şey, sürücü koltuğu falan filan. Çekme karavan bıraks. Ama yani moto karavanında ayrıca şeyleri var. Mesela karavanda yolculuk yapıyorsun, arkanda ev var yani, geniş, araba gibi, basık şey değil. Arkanda çekme karavan olduğu zaman daha temkinli oluyorsun, daha temkinli gidiyorsun. Benim için ilgili, benim çok ilgili. Ondan sonra kurulman biraz daha zaman alıyor. Sonra arabaya evet, gittiğin yerlerde tabii otopark parası ödüyorsun, yer bulamayabiliyorsun falan filan. Burada otobüs gidiyorsun, orada başka bir şey görüyorsun. Trenle gidiyorsun ya da gidiyorsun, bisiklet kiralıyorsun falan. Ama zor. Ya sen de çekme karavan. İkisinin de zorlukları var. Öyle değil. Ama çekme karavanı tercih ederim. Araba çünkü bizim için büyük rahat. Bebekli tatil, bebekle karavan tatili. Ama yapılıyor. Bence, ya şöyle düşünüyorum ben. Zaten bebek yorucu bir şey yani. Tam çok tatlılar, böyle öldürüyorsun sevmekten, mutlusun, mutlusun da yoruyor da seni.
Ha evinde yorulmuşsun peşinden koştururken, ha tatilde yorulmuşsun peşinden koştururken. Karavandayken hiç değilse bir tık daha düzeni bozulmuyor. Tam gene düzeni bozuluyor ama daha az düzeni bozuluyor. Çünkü sen yapıyorsun gene yemeğini. Sen yediriyorsun. Hemen banyosunu yaptırıyorsun. Hop koyuyorsun, yıkıyorsun, yapıştırıyorsun, geçiyorsun. Sonra akşamın gene sana kalıyor. Yani bebek arabasıyla sokaklarda şey yani hani bir restoran arayayım da onu yapayım, bunu yapayım derdin yok. Otelden, resepsiyondan su isteyeyim falan filan. Ay çocuğun mamasını nerede yapacağım? Bulaşıkları yıkayayım. Şey ne bileyim bizde bulaşık oluyor. Bir de anne olarak daha içgüdün hep böyle kendi yaptığın yemeği yesin, kafan rahat olsun öyle bir içgüdü var ya saçma sapan. Kendi yapıp yedirdiğin zaman... Bu saçma sapan değil bu. Daha mutlu oluyorsun, daha huzurlu oluyorsun. Yani benim açımdan böyle. Bir de çocuğun daha mutlu olduğu yerlere gidiyorsun. İşte kamp alanları dümdüz yemyeşil yerler. Salıyorsun çocuk, koşuyor gidiyor. Ne hal varsa görürsün yani. Biraz algısı açılıyor. Biz Nazlı götürdüğümüz gibi getirmedik yani çocuk. Değişti. Orada çok ben değişti. De. Bu yüzden çocukla karavan tatili muhteşem ama... Şimdi çocukla Almanya ya da biz de Almanya. Çocukla atraksiyon hani böyle korkulması gereken bir şey yok. Değil. Yani böyle biz ilk gittiğimiz karavan toplam kaç metrekareydi yani? 1.80 enimde 2 metre 10 santim. İtalya'ya gittiğimiz. 2 metre 10 santim uzunluğundaydı yani. Böyle karavanın başucundan ayak ucuna neredeyse parmağın değiyordu yani. 2 metre 10 santim değil. Ama şöyle söyleyeyim, çocukla özellikle düşünüyorsanız ben Almanya'yı tavsiye etmiyorum. Yani ben Almanya'ya bir daha gider miyim turist olarak? Gitmem. Berlin'e gideriz. Ben gitmem ya, giderim Barcelona'ya gece eğlenmek istiyorsam diye. İstemiyorum. Almanya... Sana dedim İspanya'ya gidelim diye. Seni öldürürüm. Şöyle, Almanlar bence bütün hayatlarını çalışmak ve sistemi ödeyip böyle bir sistem. Yani bir turist ağırlığı. Gireceğim ya. Girmeye. Turist ağırlığı mı? Böyle... Turist ülkesi değil Almanya. Almanya turist ülkesi mi? Tabii canım, yani öyle değil mi yani? Bence değiller. Turist ağırlamayı bilmiyorlar bence. Ya her şey Almanca. Mesela İngilizce şey bulamıyorsun. Yollarda, orada, burada şey, insanların hiçbir İngilizce bilmiyor. Ya da eline bir kağıt veriyorlar, bakıyorsan yok. Biliyor ve bilmez mi? O zaman konuşmuyor. Onu bilemiyor. Kısaca yani ben Almanya'nın hospitality'sini sevmedim. Sevene de mani olmam ama çocukla hani biz hep şey diyorduk, biraz daha serin yerlere gidelim, rahat ederiz diyorduk. Çok yağmurlu olunca da sorun yaşadık yani, o da bizi zorladı. Bir de bir gün sıcak, bir gün soğuk, bir gün sıcak, bir gün soğuk, o da böyle sen de ne giyeceğini şaşırıyorsun. İtalya, İspanya, Akdeniz ülkelerinden vazgeçmeyin derim ben. Peki sen orada sana bir tane günaydın, iyi akşamlar demeyen insan gördün. Ya işte bana o Avrupalıların durmadan birbirlerine merhaba, merhaba, merhaba demeleri de çok şey gelmiyor. Ya ölüyorum desem good morning, good morning der geçer yani. Ölüyorum ama good morning der geçer. Türkiye öyle be. Babasına, soyuna. Bu Almanya tatilinden sonra ben aşırı bir milliyetçi oldum. Neden bilmiyorum. Bunu yorum yapmayacağım yani. Peki başka bir bildirmek istediğin bir şey var burada izleyicilerden? Var. Euro çok pahalı. En çok o rahatlatıyor biliyor musun? Ülkeye ben onun rahatlığını geldiğinde hemen böyle arabaya bindiğimde hissettim. Neden hissettim? Çünkü bir şey bir şeyle çarpmak zorunda kalmıyorsun. Evet, bir de 5-3, 5-5, 5-6 falan durmadan bir şeyle çarpıyorsun. Hayır, o 10 olsa düz, euro. Kapan rahat, değil mi? Bir olamayacağız bildiğimiz için. Allah, 10 olsa ödeme ya, olacak. 100 olmaz. Her şey güzel olacak. Durum bu. Biz bu sene mutlaka bir tane daha yapmak istiyoruz. Çekme karavanla mı olur, sadece arabayla mı olur, gene otokarabanla mı olur bilmiyorum ama Temmuz sonu, Ağustos başı gibi. Sicilya hayalimiz var ama kısmet bu işler tabii de belli olmaz. Yapar mıyız yapamaz mı bilmiyoruz ama biz bu yaz daha gezeriz. Manisa Spi'ye götüreyim seni. Nereye? Manisa Spi. Hayır. Ya cesaret edin çıkın gidin bir şey yok. Ne kadar para harcadığımız o kadar çok insan sormuş ki bunu söyleyemeyiz ama... Bir tek aslı sormuyor zaten. Şöyle söyleyebilirim. Bir karavanın... Ya bir en pahalı... Bence iyi bir şey söyleyeyim. Bir dur anlamadım. Bir karavan kamp yerinde maksimum 28 euro veriyorsunuz bir gece konaklamaya, elektriği dahil. Bir karavanın da ortalama günlük kirası, ortalama diyorum, 100 euro ortalama. Yani sizin karavanda gidip de bir markete alışveriş de yaparsan, sabah öğle akşam da orada yersen, ortalama 150 euroya günlüğünüz gelir. Ve minimum, minimum söylüyorum. Bir de 5.50 olmasa? Evet, 150 Biraz. Euro kaç ediyor? 150 euro, 600-700 lira ediyor. Evet, ama her şey dahil bir tatil köyüne gittiğinizde de günlüğü aynı para veriyorsunuz. Ne bileyim ben, veriyorlardı. Ben o gün baktım 500-600, 700-800, 1000 lira mı olan var be geceleri? 1000 lira. Tünel, vallahi 1000 lira olan var. Neyse dediğim gibi yani maliyeti bu ama bir haftalık olur ya aslında, bir hafta güzel tatil olur.
manitaysan solun... Salak gol attı. Salak gol oluyor bak. Gol olmuyor. Salak manitasın gol sadece yani ya da iki arkadaşsanız, iki kişiyseniz aşırı eğlenceli olur. Yani yapıştırın gelin karavanla mutlaka. Güle güle DJ. Görüşmek üzere. Ben öyle mi güle güle diyorum? Söyle, bizim deminki güle güle çıkmamış, bir daha çekiyoruz o yüzden. Bizim evet biraz evvel güle güle demiştik, o güle güle tam bir güle güle olmamış, hoşçakalın olmuş. Onu biz güle güle olarak yeniden çekmek istedik ve şimdi güle güle demek. Ben böyle mi kapatıyorum? Kendinize iyi bakın, bir dahaki haftaya görüşmek üzere, keep on! Çok tatlısın. Böyle mi kapatıyorsun? Evet, hadi gülecik yap. İşte.